Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sevinç. Bu kız yine bugün ne yapıyor bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu arada arkada çok fazla ses geliyorsa lütfen kusuruma bakmayın. Camı ve kapıyı kapattım. Hava çok sıcak. Fanları da kapattım mikrofonu üfleyip ses çıkarıyor diye. O yüzden pişeceğim. Cam kapalı olduğu halde yine ses geliyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Her neyse. Bugün neden makyajsızım? Çünkü bugün Yuumi'den gelen çok mükemmel bir kozmetik kargosunu açacağız birlikte. Önce açacağız. Sonra göstereceğim. Sonra da birlikte deneyeceğiz. Hatta bugün bir Asya makyajı denemeye çalışacağım. Douyin veya Kore tarzı bir makyaj olabilir. Hiç bilmiyorum nasıl bir şey ortaya çıkacak. Birazcık doğaçlama gelişecek. Öyle direkt şunu yapacağım diye bir şey söylemeyeceğim ama bu tarz makyajlar olacak. Büyük gözlü. O yüzden lensimi taktım. Bu lensi çok seviyorum. Hem benden makyaj videosu isteyenler de oluyordu. O yüzden erkek takipçilerim kusuruma bakmayın. Ama izlemeseniz bile bu video sponsorlu bir video olduğu için lütfen bir yorum yazın. Bir kalp mal bir şeyler atarsanız çok sevinirim. Hadi videoyu kapatmadan bir yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. O zaman paketi birlikte açalım. Yuumi'ye çok teşekkür ederim. Umarım ismini doğru söylemişimdir. Bana bu mükemmel kargoyu gönderdiği için ve bu pakette tamamen tatlı, sevimli kozmetikler var. Büyük ihtimalle Türkiye'de bulunmayacak şeyler. O yüzden çok mutluyum. Bakalım neler neler varmış. İlk önce bunu açacağım. Çok tuhaf bir şey var. Küçücük bir detay ama ben buna çok mutlu oldum. Bu poşet kalpli. Kalpli baloncuklu poşet. İlk defa gördüm. O yüzden çok hoşuma gitti. Bilmiyorum. Ben böyle küçük şeylere mutlu olan bir insanım. O yüzden çok saçma bir şekilde bunu mutlu oldum. İlk ürünüme geçiyorum. Dadam. Sizce bu ne? Şöyle göstereyim. Böyle hap şeklinde bir ruj. Evet, bunların hepsi ruj. Çok tatlı duruyor. Henüz açmadım, denemedim de nasıl bir şey ben de çok merak ediyorum. O yüzden birlikte açıp denemek istiyorum. Şöyle. Yani bütün renklerden var. Hatta sarı falan da görüyorum ben burada. Acaba gerçekten de sarı bir lipstick mi? Bunu da çok merak ediyorum. O yüzden ilk önce sarıya bakacağım. Evet, boyu bu şekilde. Gidecek. Ve gerçekten de sarı mı bunu çok merak ediyorum. Böyle bir şey çıktı. Sarı değilmiş. Böyle bir şey çıktı. Biraz daha boyayayım. Çok tuhaf. Çok güzel. Şuna bakar mısınız? Şimdi ben hepsini denemek istiyorum. Acaba ne renkler diye. Hadi hepsini deneyelim mi? Şimdi bunu deneyeceğim. Bu da aşağıdaki şu. Yeşil olana geçtim. Aa, böyle bir şey çıktı. Sürpriz yumurta gibiler. Bu şekilde. 12 adet varmış bu arada içinde. Bu da grimsi olan. Kremit rengi gibi bir şey çıktı. Vay, bu tatlı bir turuncu. Bu çok güzel. Şu en sondaki. Çok güzel. Çok beğendim bunu. Bu benim favorim oldu. Nah çekiyormuşum gibi çıkıyor ama birazcık. Kusura bakmayın. Sürecek yerim kalmadı. Son 4 kaldı. Hep tersten açıyorum. Bir de şu renk de güzel. Umarım bu renk çıkar. Aa, bu direkt kahve tarzı. Kahve turuncu gibi bir şey. Ve sonuncuyu deniyoruz. Aa, hiç beklemediğim bir renk çıktı. Hiç beklemediğim bir renk. Yani çok güzeller. O gösterdiğim favorimdi. Hangisi hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Sonunda her renk rujum oldu. Aşırı mutluyum. Bu arada bütün ürünlerin linkini aşağıya bırakacağım. Merak edenler varsa aşağıdaki linkten bakabilirler. Ayrıca Sevinç'i yazarak %15 indirimli alabilirsiniz ürünleri. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi kutuya geçelim. Kutusu çok sevimli. Süslemişler bir de. Çok tatlı ya. Şimdi size tek tek göstereceğim. Bu arada o kadar sevimliler ki. Yani ben seçerken çıldırdım. Böyle bir fırça seti koymuşlar. Bunu ben seçmediğim halde koymuşlar. Böyle hediyenin hediyesi gibi. O yüzden çok mutlu oldum. Gerçekten ihtiyacım vardı. Şu şekil bir güneş kremi var. Bu 50 faktörmüş ve hoşuma giden şey ise bunun kutusunun bu şekilde olması. Sürmesi aşırı kolay. En güzel tarafı da
Ter rengi. Ya bunu sürdükten sonra kesinlikle fondötene ihtiyacınız yok ve istediğiniz gibi de yenileyebiliyorsunuz. Çünkü makyaj olduğunda yenileyemiyorsunuz. Üstünden falan geçince pütür pütür oluyor makyaj. Ama bununla yaparsanız kesinlikle hem fondötene ihtiyacınız yok hem de istediğiniz gibi yenileyebiliyorsunuz. Hem de erkekler de kullanabilir. Bakarsınız orada seçenekler de var. Ben mesela bronzlaştırıcı etkisi olmayanı seçtim. Çünkü ben beyaz kalmayı seviyorum. Ama farklı çeşitleri de vardı. Kesinlikle dışarıda makyaj yapmamak için mükemmel bir sebep. Şimdi diğer ürünlere geçelim. Tadam! Bu bir allık. Ama nasıl bir allık? Bakın 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 bakın. Tadam! Ayıcık şeklinde. Çok güzel görünüyor. Denemedim ve çok merak ediyorum. Birazdan makyaj yaptığımızda da deneyelim. Şimdi ambalajını en beğendiğimi göstereceğim. İçeriği vesaire nasıl hiçbir fikrim yok ama ambalajı da bayıldım. Beni böyle içine çekti. Ben böyle sevimli şeylere bayılıyorum. Hatta bunu birlikte açalım şimdi. Çok merak ediyorum nasıl bir şey içi diye. Bismillah. ASMR. Ay çok merak ediyorum. Çok güzel. İnanılmaz güzel. Buna bakar mısınız? Tam böyle doğayım makyaj tadında. Ama sürmeyeceğim, dur. Sürmeyeyim. Şimdi sürmeyeyim. Birazdan makyajı birlikte yapacağız çünkü. Diğer bir seçtiğim ürün de bu glitterlardı. Bunları Asya makyajlarının çoğunda ben görüyorum ve çok hoşuma gidiyor. O yüzden denemek için sabırsızlanıyorum. Açıkçası yapısını da çok merak ediyorum. Çünkü daha önce hiç glitterim olmamıştı. Ha bundadır ya, şunda. Ben bunu açacağım. Evet. Kararlılık seviyorum. Aa, ters açmışım. Ben niye her şeyi ters açıyorum ya? Ha, çok güzel görünüyor. Aa, böyle şey krem gibi. Renk vermiyor ama ışıltı veriyor. Farın üzerine falan koyulacak bir şey. İnanılmaz beğendim. Son iki ürünüm kaldı. Bu da benim çok merak ettiğim bir ürün. İki başlıklıymış. Emin değilim, birazdan göreceğiz ama sanırım bir taraf mat, bir taraf da gloss. Bu, rengi bu şekilde. Bilmiyorum, belki de ben gloss tarafı denemişimdir. Emin değilim. O yüzden bunu da deneyeceğim. Evet, ben gloss tarafı denemişim. Biraz sileyim. Az önce telefon aşırı ısındığından dolayı çektiğim video gitti. Yani dudakta duruşu bu şekilde demek isterdim ama bu değil aslında. Çünkü silindi. Bayağı bir beklemek zorunda kaldım. Telefon bir türlü açılmadı. Dolaba falan koydum. Ama tekrar sürmeye de hevesim kalmadı. O yüzden hızlıca göstereyim. Zaten birazdan makyajını yaptığımda göreceksiniz nasıl göründüğünü. Hemen şuna geçiyorum. Bu da bir diğer ürün. Az önce ambalajını açmıştım ama dediğim gibi video silindi. İkinci kere şaşırmış gibi yapamayacağım. Ama cidden çok beğendim ve ihtiyacım olan bütün renkler var burada. Rahatça cosplay makyajlarımda kullanabilirim. O kadar hoşuma gitti ki. Pigmenti de mükemmel. Size hemen göstereceğim pigmentini. Bir şundan. Bir de şundan alayım. Şu şekil. Gayet de güzel bence. Ben çok beğendim. Çok hoş. Şimdi hızlı bir şekilde makyaja geçmek istiyorum. Çünkü makyajsız artık kendimi görmek istemiyorum. Araba geçiyor. Cam kapalı olmasına rağmen böyle ses geldi. Neyse. Şimdi makyaja geçiyorum. Beğenseniz de beğenmeseniz de bir yorum atarsanız çok mutlu edersiniz beni. Yani olumsuz yorumlarınızı da bekliyorum o yüzden. Çok fazla konuştum. Geçiyorum. Fondöten olarak Makeup Revolution'ın bu fondöteni kullanacağım. Çok beğeniyorum. Mat bir görünümü var. Ama böyle pütür pütür de durmuyor. Ben bunu sadece göz altlarıma uygulayacağım. Çünkü zaten güneş kreminin rengimle aynı olması bana bir fondöten şeyi veriyor. Sadece göz altını kapatsam bence yeterli olacaktır. Makyaj beni ne kadar değiştiriyor, siz de birazdan göreceksiniz. Makyajsız halimi de seviyorum açıkçası. Hani çok da kötü değil. Hani şu an gerçekten yüzümde bir şeyler var ama makyaj yokken de böyle görünüyor. Şu dudak şeyi haricinde ve lens haricinde böyle görünüyor yüzüm genel olarak. O yüzden yani çok bir farkı yok. Ben seviyorum. Makyajsız da dışarı çıkıyorum. Son zamanlarda özellikle yüzüm bayağı bir düzeldi. Ama makyaj yapmayı da seviyorum. Makyajlı görüntüyü de seviyorum. Ve makyajı hobi olarak yapıyorum. Bazen bana şey diyorlar işte, aa filli boya, çok fazla makyaj yapıyor falan. Ama ben gerçekten sevdiğim için yapıyorum. Ve bundan da mutluyum. Hızlıca kontür yapacağım.
Bu kontürü belli eden burun kontürleri gerçekten hoşuma gidiyor. Ama benim burnum zaten küçük olduğu için kontürümü belli etmiyor fazla. Şöyle çok aşağıdan yapmıyorum. Hani eskiden şuradan falan yapardım. O da benim yüzümü daha aşağıda gösterirdi. Ama ben yüzümü daha yukarıda ve daha çekik göstermek istiyorum. O nedenle şuraya şöyle kontürümü sürdüm. Yüzüm çok mu parlıyor acaba? Umarım rahat görünüyordur. Şimdi benim sürekli yaptığım bir triği göstereceğim size. Allıktan önce rujla şöyle bir allık yapıyorum ama hem dağıtıyorum hem de böyle kalıcılığını arttırıyorum diyeyim. Mesela kontürü böyle uyguladım. Allığı da böyle uyguluyorum. Avrupalılar böyle yapmasa da Asyalılar böyle yapıyor ve ben Asya makyajı yapmak istiyorum şu anda. O yüzden allığı bu şekilde uyguladım. Zaten süngerle blendleyince çok fazla belli olmuyor ama çok hafif böyle bir ışıltı katıyor. Ben seviyorum bu görüntüyü. Burnumun altına şu kısma ruj sürüyorum. Yazın yanmış bir görüntü, kışın da üşümüş bir burun görüntüsü veriyor. Her türlü benim hoşuma gidiyor. Ben çok seviyorum. Yüzümün basic kısmı bu şekildeydi. Şimdi asıl UV ürünlerine geçeceğim ve çok heyecanlıyım. Mesela bu allığı ben çok merak ediyorum. Hani rengi nasıl hiçbir fikrim yok. Böyle iki tonu var çünkü. Yine aynı şekilde şöyle yukarı doğru süreceğim. Işık yüzüme çok vurduğundan yüzüm daha beyaz duruyor. Şöyle burnuma da. Burnumun kızarık olmasını seviyorum. İlk başta göz kontür yapacağım için kahverengi ve ten rengi ürünleri kullanacağım. Bununla da kontürleri hallediyorum. Mesela gözümün daha çekik olması için yukarıya doğru yapacağım göz kontürümü. Şimdi de asıl istediğim renklere geçiyorum. Ben daha çok pembe renkler istiyorum. O yüzden bir şunu bir de şunu kullanacağım. Koyu olandan başlıyorum. Ve gözümün üstüne tam olarak kontür yaptığım yere uyguluyorum. Bu gösterdiğimi kullanacağım. Daha içlere doğru. Böyle yine karıştırayım. Şimdi yine şu aynı renkle gözümün altına bir çizgi çekeceğim. Daha parlak bir pembeyle, mesela şununla göz pınarlarıma aydınlık vereceğim. Çok merak ediyorum. Burada bir de pembe glitter var. Şurada. Onu da deneyeceğim. Merak ediyorum. Onu da buraya doğru süreceğim. Yine telefonum kapandı sanırım. Bugün çekmeme izin vermiyor. Her neyse. Bu gözüme yaptıklarımı diğer gözüme de yapacağım. Ama henüz daha bitmedi. Öncelikle kahverengi bir farla ve şöyle keskin uçlu bir fırçayla gözüme bir gözaltı torbası gibi bir şey ekleyeceğim. Siyah bir farla hem eyeliner çekeceğim yeri belirliyorum hem de göz altında böyle bir çizgi oluşturacağım. Şu şekil dışarıya bakan bir çizgi. Eğer beyaz göz kaleminiz varsa onu şurada kullanırsanız çok güzel olur. Benim yok. O yüzden ben highlighter kullanacağım. Fırçayı temizledikten sonra bir de şu glitter uygulayacağım. Islak yapısı sayesinde çok kolay sürebiliyorum. Buradan başlayıp göz altıma doğru ve o iki çizginin arasına uygulamaya çalışıyorum. Bir kahverengi bir de siyah çektim ya. Son olarak da bunu burnumun ucuna uygulayacağım. Hatta biraz abartıp şuralarıma da uygulayacağım. Eyeliner ve rimelimi de sürdükten sonra göz makyajım bitiyor. Ben eyeliner'dan önce rimelimi sürüyorum. Bu arada aynayı aşağıda tutup böyle yukarıdan bakarsanız çok daha rahat sürüyorsunuz. Alerjim olduğu için ben takma kirpik kullanamayacağım. Keşke kullanabilseydim. Yani rimelli ve rimelsiz farklı bu şekilde. Evet, gözlerimi bitirdim. Şimdi son olarak dudağa geçiyorum ve sonra bitecek. Lip balm sürdüm. Şimdi bir dudak kalemi süreceğim. Dudağımın şeklini bu şekilde ayarladım. Gözün rengi böyle. Bence çok güzel. Şimdi de parlatıcı kısmını süreceğim. Şu pembe renkle burnuma tekrar kızarıklık vereceğim. Evet, makyajım bitti. Hemen üzerimi değişip peruğumu takıp geliyorum. Bitti. Son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Çünkü yorumlar benim için çok önemli.
Kimonomu da bu şekilde göstereyim. Etraf birazcık dağınık ama.